İlk dosyamız ise bizi en yakından ilgilendiren Türk-Yunan ilişkileri. Davos'ta iki ülke yeni bir süreç başlattı. Yunan Başbakanı Mitsotakis yazın Türkiye'ye gelecek ve büyük bir olasılıkla bir dostluk anlaşması imzalanacak. Mitsotakis ile Atina'da görüştük. Hepimizin kafasındaki soruları sorduk. Acaba bu defa gerçekten kısır döngü kurulacak mı, yoksa yine karşılıklı olarak ülkeler tribünlere mi oynayacak? Yunan Başbakanı bu arada bize son derece ilginç bir anısından söz etti. Junta döneminde tam hapse atılacakken Türkiye'ye nasıl kaçtığının ve ona kimin el uzattığının öyküsünü anlattı. Biz bir ara alışmıştık. Türkiye'de askeri yönetim sırasında Yunanistan'a kaçılırdı. Demek ki bu yol ters yönde de işleyebiliyormuş. Türk-Yunan ilişkilerinin özellikle son 25 yılına bakıldığı zaman iki ortak nokta ile karşılaşılıyor. Biri, ardı ardına yaşanan krizler, gerilimler ve anlaşmazlıklar. Diğeri ise bu gerilim ve anlaşmazlıkları çözebilmek için yapılan sayısız görüşmeler. Her iki ülke arasındaki tarihi rahatsızlık 1960'ların ikinci yarısından itibaren artarak büyüdü. Türkiye, Yunanistan'ın Ege'yi kapatmak ve burayı bir Yunan gölüne dönüştürmesinden kuşkulandı. Kıta sahanlığı, hava ve denizde 6-12 mil tartışmaları, adaların silahlandırılması alarm zilleri çaldırdı. Hele 1974 yazında Kıbrıs'taki Enosis darbesi bu stratejik kuşatmanın son halkası olarak nitelendirildi. Ankara tutumunu her alanda sertleştirdi ve Kıbrıs'a müdahale etti. Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Yunanistan ise tam aksine bütün bu gelişmeleri bir Türk tehdidi, Türkiye'nin yayılmacı siyaseti olarak yorumladı. Politikacıların kışkırtmasıyla ülkede bir Türk korkusu başladı. Son 20 yıl işte böylesine karşılıklı kuşku, yanlış anlamalar, sert demeçlerle geçti. Bu 20 yıl boyunca da ardı ardına doruklar, toplantılar yapıldı. İki ülkenin liderleri, dışişleri bakanları defalarca bir araya geldiler. Kimi zaman tribünlere oynandı, kimi zaman ambalajı değişmiş eski öneriler masaya getirildi. Çoğunda da iyimserlik havası vardı. Yapılan açıklamaların bazılarında yeni bir dönemin başladığı, bazılarında diyalog sürecinin açıldığı ortaya kondu. Hemen hemen her birinden de umutlarla ayrılındı. Ancak aradan çok geçmeden yine kara bulutlar yoğunlaştı, yine başlanılan noktaya geri dönüldü. Türkiye ile Yunanistan'ın katıldığı her uluslararası toplantıda olaylar çıktı. Arabulucular devreye girdi. Kurumlar çalışamaz oldu. Bir süre sonra dünya bu Türk-Yunan anlaşmazlıklarından bıkkınlık getirdi. Ancak nafile yine de bunlara çözüm bulunamadı. Yunanistan hep ısrarlıydı. Önce Kıbrıs'ta anlaşalım, ardından ikili sorunlar çok daha kolaylıkla halledilir diyordu. Türkiye ise önceliği Ege başta ikili ilişkilere veriyor, Kıbrıs'ı bu paketten ayırıyordu. Ankara için Kıbrıs uluslararası bir sorundu. İkili ilişkilerin arasına girmemeliydi. İşte bu şekilde bugüne gelindi. Şimdi yeni bir görüşme süreci başlıyor. Acaba bu defaki farklı olacak mı? Yoksa yine aynı senaryolarla mı karşılaşacağız? Atina tutumunu değiştirecek mi, yoksa çözümsüz ve sorunlarımızla yaşamak zorunda mı kalacağız? Bugün bütün bu sorulara yanıt verebilecek durumdaki tek kişi Yunan Başbakanı Mitsotakis. Mitsotakis yıllarını Türk-Yunan sorunlarını çözebilmek için Dışişleri Bakanı olarak, Başbakan olarak geçirmiş en eski politikacılardan biri. Üstelik tutumu aynı kalmakla birlikte eski Yunan başbakanlarıyla karşılaştırıldığında da yaklaşımı son derece farklı. Eskiden sık sık savaşmış, ancak asırlar boyunca da birlikte yaşamış iki ulusuz. Birbirimizle anlaştığımız dönemler de oldu. Örneğin benim doğum yerim Girit'tir. Müslüman Türkler ve Hristiyan Yunanlılar birlikte yaşıyorlardı. Ortak noktaları vardı. Dolayısıyla iki halkın beraber yaşayamayacağını söylemek affedilmez bir hatadır. Şimdi geriye dönüp bakarsak siz nasıl görüyorsunuz? Hastalık nerede? Bugünkü duruma nasıl gelindi? Sadece tek taraf mı hatalı? Hayır, hayır. Hata tek tarafın değil.
Bugün eksik olan karşılıklı güvendir. İki tarafta birbirinden şüpheleniyor. Şüpheyi yaratan faktörler olduğu gibi bazen siyasi partilerin siyasetçilerin de katkısı oldu. Şimdi siyasilerin ilk görevi bu şüphe ortamına karşı mücadele etmektir. Demirel İnönü koalisyonu ile ileriye doğru adımlar atabilecek misiniz, yoksa Türk yöneticilerde bu irade henüz görünmüyor mu diyorsunuz? Var. Daha önce de vardı. Sayın Özal ve Yılmaz'a karşı haksızlık yapmak istemem. Onlarla da çok tartıştık. Ancak Demirel daha deneyimli ve daha kararlı. Kendisini çok eskiden tanırım. Çok iyi kişisel ilişkilerim oldu. Çok takdir ederim. Sayın Brent, asıl önemli olan siyasi iradedir. Çözüm için temel unsurdur. Sayın Başbakan, Türk-Yunan sorunlarında en deneyimli politikacılardan birisiniz. Şimdi geriye, eskiye dönüp bir baksanız. Bu noktaya gelişimizde sizin ne hatanız oldu, bizim ne hatamız oldu? Öyle anlar oldu ki iç siyaset nedeniyle kendimizde gerekli cesareti bulamadık, cesur olamadık, samimi bir diyalog kuramadık. Ardı ardına hükümetler değişti. Demokrasinin kuralı budur. İstikrarsız dönemlerden geçtik. Sizde olduğu gibi diktatörlük dönemleri yaşadık. Dolayısıyla öyle yıllar oldu ki siyasi liderler diyalog kuramadılar. Anlaşmazlıklara son vermek için her iki tarafta da yeni bir dönemi başlatmak isteyen ve aynı şekilde düşünen iki hükümet olması gerekiyor. Bu durum şimdi mevcut. Güzel bir rastlantı. Demirel'de de bende de bu istek var. Bu aşamaya gelinmesine rağmen Yunanistan'ın bazı çevrelerinde hala Türk tehdidi, Türk korkusundan söz ediliyor. Siz Türkiye'nin Yunanistan için bir tehlike olduğuna inanıyor musunuz? Türklerden korkuyor musunuz? Hayır. Zaten ben hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Türklerden de korkmuyorum. Ancak işin bir de öbür yanı var. Bazı politikacılarınızın Yunan halkında tehdit duygusu yaratan konuşmaları oldu. Bu belki iç siyaset açısından normaldir. Ancak yapmamak gerekir. Tahrik edici beyanlar bizde hassasiyet yaratıyor. Herkes gibi bizim de sınırlarımız kutsaldır. Ben Türkiye'nin bir toprak talebi olmadığını biliyorum. Ancak siz de dikkat etmeli ve böyle bir izlenim yaratmamalısınız. Karşılıklı olarak sözlerimize özen göstermeliyiz. Karşı tarafta şüphe uyandırmamalıyız. Sayın Başbakan, sizinle uzun süredir tanışıyoruz. Neredeyse 25 yıl olacak. Hep de aynı senaryoyu yaşıyoruz. Bir taraf öneri çıkarıyor, diğeri bir süre sonra aynı paketi ambalajını değiştirip ortaya koyuyor. Bir fasit daire içinde adeta dans ediyoruz. Şimdi acaba gerçekten bir çözüm imkanı var mı? Yoksa bu sorunlarla birlikte mi yaşayacağız? Daha doğrusu yaşamaya devam edeceğiz. Sorunlarımızla yaşamaya mahkumsak elbette yaşarız. Bu durumda iyi ilişkiler kurmamıza engel olmaz. Ancak sorunlarımızı mutlaka çözmeliyiz. Özellikle şu sıralarda bunu yapmamız gerekiyor. Artık dünya değişiyor. Ortaya yeni gerçekler çıkıyor. Her iki ülke Avrupa'da yerini almak istiyor. Biz AD'ye tam üyeyiz. Siz de girmeyi arzuluyorsunuz. Dolayısıyla yeni gerçekler, yeni şüpheleri yenmemiz gerekiyor. Eğer çözebilirsek neden sorunlarla yaşamaya devam edelim? İşte bundan dolayı Kıbrıs sorununu çözmenin tam zamanıdır. Yaşanabilir bir temel üzerinde işbirliğine hazırım. Kıbrıs halledilebilirse geriye kalan tüm sorunları çok daha kolay halledebiliriz. Bakın Sayın Brent, ben Avrupa'ya çok büyük bir önem veriyorum. Ancak Kıbrıs sorunu ortada kaldıkça size engel çıkarmaya, Avrupa ile yakınlaşmanıza mani olmaya mecburum. Bunu yapmaya da devam edeceğim. Bu gerçeği dostça ve dürüstçe söylüyorum. Eğer Kıbrıs sorunu çözülürse, sizin AT'ye katılmanız için sizin yanınızda mücadele etmeye hazırım. İçtenlikle söylediğim şudur. Şüphe, eleştirel saldırı, karşı saldırı ve devamlı yanlış anlamalar içinde kalırsak elbette büyük sorunlarla yaşayabiliriz. Ancak bu iyi bir çözüm olmaz. Türk kamuoyunun anlamadığı bir nokta var. Rum-Yunan tarafının gerçek niyeti nedir? Siz Kıbrıs'ta bulunacak bir çözümü 1974 öncesine dönüş olarak mı görüyorsunuz? Yoksa gerçekten yeni bir Kıbrıs yaratmaya hazır mısınız?
Kıbrıs'ta geçmişe dönmek imkansızdır. İki toplumlu bir federasyondan oluşan bağımsız, birleşik bir ülke yaratma temeli üzerinde konuşabiliriz. Biz Yunanlıların hata işlediğini kabul etmeye hazırım. Sizin de hatalarınız oldu fakat artık yeni bir döneme girdik. Artık bu sorunu çözmek gerekiyor. Her şey de sizin hükümetinizin tutumuna bağlıdır. Ben Sayın Denktaş'ın varlığına değer veriyorum. Çok deneyimli, güçlü bir insan. Görüşlerine de saygı duyuyorum. Ancak çözüme mani olarak bizim ikili görüşmelerimizde sorun yaratmamalı. Yunanistan ne zaman demeç verse hep Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere baskı yapmasından söz ediyor. Hayır, baskıdan değil, etkilemekten söz ediyorum. Tamam, baskı değil, etkilemek diyelim. Peki siz de kendi yönünüzden Kıbrıslı Rumları etkileyecek misiniz? Ben de Vasilyu ile temas halindeyim. Sorunun her yönünü tartışıyorum. Gerekirse onu etkilemeye de hazırım. Yani ben de kendi rolümü oynuyorum. Ve sorumluluklarımı kabul ediyorum. Yunan Başbakanı hayatındaki en önemli anılardan birini hala canlı şekilde yaşıyor. 1967'de askeri darbeden sonra Mitsotakis tutuklanmak üzere her yerde aranırken ülkesinden kaçmayı kararlaştırır. Tek kurtuluş yolu da gizlice Türkiye'ye geçmek ve oradan Paris'e gidebilmektir. Yardım için elini uzatan insan da o dönemde Demirel hükümetinin Dışişleri Bakanı olan İhsan Sabri Çağlayangil'dir. Çağlayangil'e gizlice mesaj yollar. Büyük bir heyecanla beklediği yanıt çok geçmeden gelir. Bana Türkiye'ye hoş gelmiş olursunuz diye yanıt verdi. 10 metre boyunda küçük bir tekne tedarik ettik. Yanımda bir de arkadaşım vardı. Şansımıza dalgalı bir gündü. Motoru ben kullanıyordum. Ancak hiç kaptanlık deneyimim yoktu. Hayatımız tehlike içinde Çeşme'ye doğru yola çıktık. Üzerimizde süresi bitmiş eski pasaportlar vardı. Saatler sonra karşımızda Çeşme'yi görünce derin bir nefes aldık. Çeşme'de sizi bekleyen yok muydu? Hayır hayır, hiç kimse beklemiyordu. Pasaportunuzu gösterince Türkiye'de 48 saat kalabiliyordunuz. Tabii ilk işim Çağlayangil'e telefon etmek oldu. Eski dostum İzmir polisinden bir grubu hemen emrime tahsis etti. Arabayla beni alıp havaalanına kadar götürdüler ve pasaportumu geri verdiler. İstanbul'da Hilton Oteli'nde İhsan Sabri Bey'le buluşup bir viski içtik. Polis İstanbul Havaalanı'ndan kalkan bir Pakistan Havayolları uçağına kadar bana eşlik etti. Bu muameleyi hiç unutamam ve burada şükranlarımı tekrarlamak isterim. Bakın Türkler bir yerde iyi insanlar, bizden korkmamak gerekir. Hayır, Türklerden hiçbir zaman korkmadım zaten. Bütün bu anlaşmazlıklardan kim sorumlu? Gerçeği bulmak, doğruyu bulmak son derece güç. Her iki tarafında haklı olduğu veya haksız olduğu noktalar var. Adeta tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıktı sorusuna yanıt aramak gibi bir şey bu.